Yola var, gerisi atıklar. Uçakla çalışıyoruz. Şikayetimiz yok. Anlaşılıyor mu? Evet. Bir araba, bir ekip var. Bir tanesi. Türkiye'nin en büyük mahallesi, 130 olarak. Rumuz olarak da 5-6'ımız değildi ama bizim bu güzel kısmımız var. Yani köy hitap ediyoruz, saymazsak. Orada bir 2 kilometre bir güzellik yolumuz var. Dediğimiz de yine Beliköy'e bağlantı yoludur yani. Oyla mücadelemiz var. Yani kaç kez açtık zaten. Üçüncü kez açıyoruz. Üçüncü kez atınca yolların kenarları doluyor. Dolunuza atmakta zorlanıyor. Çerçevesinde gene bu gece de yani olabildiği kadarıyla sabaha kadar çalışalım. Devam edeceğiz. Bu gece de çalışalım. Ama teknik araçların teknik şeylerini de dikkate alın yani böyle aşırı kullanımdan araçlarımız da zarar görmesin. Gerçekten tabii bu bir sonuçta bir afet ve bu çerçevede başından beri olması gereken, alınması gereken adımları atıyoruz ve tedbirleri alıyoruz. Ancak tabii ki takdir edilirsiniz ki esas itibarıyla sonuçta kar yağışı devam ederken sadece ana arterlere ve sağlık açısından önemli olan noktalara yönelik olarak temizlik çalışmalarına dikkat ettik. Ama kar yağışı durduktan sonra özellikle dün geceden itibaren şehir merkezindeki ulaşımı inşallah rahatlatacak şekilde bir çalışma içerisine girdik. Bugün de Gündoğdu'dan Alıpaşa'ya kadar ekibimizle birlikte bütün Rize'yi baştan başa inceledik, çalışmaları yerinde gördük ve kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan hayat zorluklarını değerlendirdik, vatandaşlarımızın şikayetlerini dinledik ve olabildiği kadarıyla bugünlerin zorluğunu atlatacak şekilde vatandaşlarımızın şehir içerisindeki hayatlarını kolaylaştıracak adımları attık. Aynı zamanda makine parkımızı da ziyaret ettik. Bu manada ihtiyaçlarımızın tespitini de yaptık. Çünkü şu anda Rize için belki ihtiyaçların karşılanacağı bir makine parkımız var. Ancak böyle olağanüstü bir doğal afatta aynı anda kullanım açısından yetersiz kaldığını gördük. Bunun için en az onun 2-3 katı kadar bir makineyi de dışarıdan kiralayarak temin ettik ve vatandaşlarımızın daha rahat ortamı oluşması noktasında tedbirleri almak için bunları kullanıyoruz. Bu gece de sabaha kadar kar kaldırma çalışmalarımız devam edecek. Şehir merkezinde çok önemli bir nokta aslında kalmadı ama daha çok mahallelerde, mahalle aralarında, sokaklarda kar kalınlıklarının özellikle sırt bölgelerde yüksek olmasından dolayı bu geceye bıraktığımız yerler var. 1-2 gün içerisinde eğer hayırlısıyla kar yeniden yağmazsa Rize'de inşallah kar problemi kalmayacak şekilde bir noktada olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sadece vatandaşlarımızın tabii özellikle araç kullanımlarında kış şartlarına yönelik olarak araçlarını organize etmeleri önemlidir. Hala daha yaz lastikleriyle vatandaşlarımızın yola çıktığını görüyoruz. Bu da haliyle onların daha zor bir kullanım içerisinde olması da kaçınılmaz oluyor. Zaten zincir takma alışkanlığı neredeyse hiç yok. Bu nedenle mutlaka toplu taşıma yönelik olarak tercihlerini kullanmaları bu yoğun dönemde onlardan rica ediyoruz. Şu anda yaklaşık 60 kişilik bir ekiple mahallelerimize dağılmış durumdayız. Bunların en iyi şekilde çözümüne ulaşmasını sağlamaktayız.